Zeynep, bak kızım, burası İzmit şehri. Benim doğup büyüdüğüm şehir. Atalarımın olduğu şehir. İzmit'i hiç buradan görmemiştim. Çok güzel. Evet, İzmit çok güzel ama bu güzellikler çok kolay kazanılmadı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin de aralarında bulunduğu ittifak devletleri kaybetmiş, İngiltere ile Osmanlı hükümeti arasında 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı. Kayıtsız, koşulsuz bir teslimiyet belgesi olan bu antlaşma ile Osmanlı hükümeti fiilen tarihe karışmıştı. Osmanlı Devleti büyük bir yenilgi almış, orduları dağılmış, kaynakları tükenmiş ve hakkında alınacak her türlü karara boyun eğmiş vaziyetteydi. Avrupa'nın hassa adamı ölmüş ve onun mirasını paylaşmak, birinci derecede İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine kalmıştı. Bu çaresizlik karşısında büyük idealleri için harekete geçen emperyalist güçler, kendi güvenliklerini tehdit edebileceği gerekçesiyle 13 Kasım 1918 tarihinde 60 parçadan oluşan donanmaları ile İstanbul sularına geldi. Osmanlı Devleti'nin başkentini fiilen işgal ederek denetimleri altına almış oldu. İzmit, 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgaliyle başlayan yeni dönemde Anadolu'ya giriş ve çıkışın yapılabileceği bir kapı ve stratejik önemi nedeniyle işgalcilerin ilk hareket ve müdahale noktası olmuştu. Kocaeli Yarımadası'nın işgali esnasında gerek İngilizler, gerekse Yunanlılar, bölgede oturan yerli Ermeni ve Rumları çeşitli şekillerde kullanmışlar, onlar da işgalcilere her türlü yardımı yapmaktan geri kalmamışlardı. İşgalin başladığı günlerin hemen ardından Ermeni ve Rumlar bölgeyi iyi bilmeleri sebebiyle yöre ve yöre yaşayanları ile ilgili istihbarat bilgilerini işgal güçlerine vermişler, onlara rehberlik ve tercümanlık yapmışlardı. Azınlıklara yakınlık duyan ve onları kollayan İngilizler, Müslüman İzmit halkına her türlü eziyeti yapmıştı. İzmit'in İngilizlerden geri alınması için Ali Fuat Paşa tarafından bir plan hazırlanmış, Kuvayi Milliye güçleri 14 Haziran 1920 tarihinde bir taarruzda bulunmuştu. 200 kişilik İngiliz kuvvetinin yarısı imha edilmiş, 60 kişi esir alınmış ve çok sayıda cephane ele geçirilmiş olmasına rağmen İngilizlerin peşinden İzmit'e girmek isteyen milli kuvvetler sağ kanadının yağmur yüzünden geri kalması sebebiyle başarılı olamamışlardı. Bu olay üzerine İngilizler güvenliklerini artırmak amacıyla istasyon civarına 5, Manastır, Bağçeşme ve Üç Tepeler mevkiine birer top yerleştirdi. Aynı zamanda deniz kıyısından başlamak üzere İzmit'in doğusundan ve batısından bütün kara kısmını 7 kat tel örgüyle çevirdi. İzmit'in her tarafına kolayca ulaşabilmek için Kadıköy dışından başlayarak Akçayokuş'a ve hastane yoluna da ayrıca Akçayokuş'ta birleşmek üzere şose yol yaptı. İngilizler, İzmit halkını korkutmak, yıldırmak, Kuvayi Milliye'ye katılmalarını ve yardım etmelerini önlemek amacıyla İzmit'in çeşitli mahallelerinden topladığı vatandaşları kamyonlara doldurarak tersane bahçesine getirip orada cezalandırıyordu. Bu durum halka göstermek için teller aracılığıyla dükkanları kapattırıp, idam hükmünün infaz edileceği yere davet ederek vatandaşın uydurma suçunu Ermeni tercümana okuttuktan sonra kurşuna dizerek idam ediyordu. İngilizler, eşek meydanı olarak bilinen mevkide toplu olarak köylerine giden İzmitlileri de katlederek korku salmaya devam ediyordu. Osmanlı Devleti İdaresi'nin Türk milletinin haklarını müdafaadan aciz oluşu, Ermeni ve Rumların Türk halkına karşı olan saldırıları, İngiliz ve Yunanlıların Anadolu'yu istilaları ve yaptıkları zulümler İzmit halkını kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakmış, yalnız milli vicdandan aldığı emir ile silaha sarılmış, kendi milis kuvvetlerini kurarak işgal güçlerine karşı mücadele etmişti. İzmit Sancağı bölgesindeki bu yerli direniş çeteleri zamanla değişikliğe uğrayarak Kuvayi Milliye müfrezelerine dönüşmüştü. Tek amaçları, vatanlarını ve yaşadıkları bölgeyi korumak olan bu yerli milis kuvvetlerinden başlıcaları, Eseler Köyü'nden Gebeşoğlu Mehmet Ağa, Yuvacıklı Milis Yarbay Mahmut Nedim Bey, Çepni Köyü'nden Müslüman Osman, Taşköprü yöresinden 5 divanlı Kocabaşoğlu Rıza Bey, Servetiye cephesinden Mustafa Tarı, Hamidiyeli Zoboğlu Hasan Bey
ve Gökbayrak Taburu Komutanı Milis Yüzbaşı Cemal Bey'in başlarında oldukları kuvvetlerdi. Bu arada Anadolu'nun savunulması için büyük görevler üstlenen Karakol Cemiyeti Kocaeli grubunun önde gelen müfreze komutanlarından Yahya Kaptan ve gizlice İzmit'e gelerek Bahçecik ve Servetiye üzerinden Paşaköy'üne geçen Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Hanım, işgalcilere karşı uzun süre mücadele eden kahraman Türk evlatlarıydı. Yunanlılar İzmit'i bırakmak istemiyor, tarih 24 Haziran 1921'i gösteriyordu. Milis taburu ve akıncı müfrezeleri 47. Yunan alayını gerileterek İzmit'in 2 kilometre doğusundaki tepeyi işgal etmişlerdi. Hatta küçük bir akıncı müfrezesi Baç mevkiindeki bir çatışmanın ardından İzmit'e girdi. Bu arada İzmit körfezinde demirli bulunan gemilerdeki Yunan askerleri de karaya çıkartılarak siperlere sürülmüş, şehrin üzerindeki baskı hafifletilmeye çalışılmıştı. İzmit'te çarpışmalar sürerken Seymen yönünden çekilen iki Yunan alayı karşı saldırıya geçmiş, Türk birliklerini Derbent, Acısu ve Uzun Tarla hattına geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Bu arada körfezde bulunan Kılkışdırlısı da kent dışındaki Türk birliklerine yoğun bir top ateşi başlattı. Mürettep Kolordu Komutanı Miralay Kazım Bey, Hikmetiye'ye kadar gelerek 24 Haziran çatışmalarını Hakim Tepelerden ve Çuha Fabrikası'nın doğusundaki bir köyün minaresinden izlemiş ve yönetmişti. Kolordu Komutanı Kazım Bey'e bağlı birlikler 26 ve 27 Haziran'ı hazırlıklarla geçirip gece yarısından sonra yeniden saldırıya geçti. Bu saldırı üzerine çaresiz kalan Yunan askerleri Ermeni ve Rumları gemiler ve kayıklarla tahliye ederken evleri basarak yağma ve katliama başladı. İstanbul'dan geleceği söylenen Kızılay gemisinin de gelmemesi üzerine katledilmekten korkan halkın bir kısmı yüksek fiyatlarla motor ve mavna kiralayarak kendilerini İstanbul'a attı. Milli kuvvetlerin nefesini enselerinde hisseden binlerce Ermeni ve Rum, İzmit ve Değirmendere sahilinde birikmiş, eşyaları ile birlikte kendilerine götürecek vapur ve motorları beklerken Yunanlılar da kaçış planlarını yapmaya başladı. 28 Haziran saat sabaha karşı 3'ten sonra Yunan birlikleri ve yerli azınlıklar gemilere binerek İzmit'ten ayrılmaya başladı. İşgalin başladığı günden bu yana, İzmit'teki Fransız heyetinde tercüman olarak görev yapan Ahmet Fuat Çeviren Bey'in kahramanca çabaları sonucunda Acısu'da bulunan Fransız mektebinde Duyuni Umumiye ve belediye binalarında toplanan binlerce İzmitli katliamdan kurtuldu. Bu arada ulusal güçlerin önünden kaçan 50 kadar eşkıya İzmit'e gelerek bir kısım Müslümanı toplamış, katletmek istemişti. Bunun haberini alan tercüman Ahmet, Fransız askerlerin yardımıyla bozguncuların etrafını kuşatarak ölümle tehdit etmiş, korkak eşkıyalar atlarına binerek önce limana, oradan da Yunan gemisine sığınarak kaçmışlardı. Bu süre zarfında Fransız Yüzbaşı Delor, Fransız Mektebi Müdürü Parker, Papaz Pierre ve Duyuni Umumiye Müdürü, Yunanlıların gider ayak yaptıkları zulümde Müslüman halkı korumak için büyük çaba harcamışlardı. Yerli halkı kendi binalarında saklamışlar ve Yunanlılar tarafından ateşe verilen çarşıdaki yangının söndürülmesi için Fransız askerlerle birlikte canla başla mücadele etmişlerdi. 28 Haziran sabahı 312 sivili katleden ve şehri ateşe veren Yunan askerleri şehri terk ederken kentin el değiştirdiğini gören ve artık yapacak işleri kalmayan İngiliz, Fransız ve Amerikan torpidoları limandan ayrılmıştı. Bu gelişmeler üzerine İzmit'in doğu girişinde fabrika yolu ile demir yolunun kesiştiği noktada bulunan Süvari Alay Kumandanı şehre girdi ve karargahını istasyona kurarak İzmit'in batısını da emniyete alacak şekilde ilerledi. 3. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Rasim Bey, şehrin iç düzenini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı. İzmitli gençlerden bir grup, ellerinde bayraklar olduğu halde şehrin girişindeki Baç mevkiinde milli kuvvetleri karşılayıp akşama doğru şehre giren Kaymakam Emin Bey'e şükranlarını sundu. İzmit halkının özlemle beklediği gün gelmiş, İzmit kurtulmuştu. Yunan işgali sırasında masum halktan birçok kişi kayıp verilirken İzmit'i düşmandan kurtaran Mürettep Kolordu'da ise son bir hafta içerisinde 74 şehit vermiş, 180 kişi yaralanmıştı. Yunanlıların ise kayıp asker sayısı 300'dü.
Canları ve vatanları kurtarıldığı için dua eden ve sevinen halk, İzmit Belediye Binası önünde toplandı. Ulusal güçlerin gelişi davullarla ilan edilmiş, İzmitliler gözyaşları içerisinde süvarilerle kucaklaşıyordu. İzmit'in düşman işgalinden kurtulmasının ardından, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal, başkomutan olarak ilk kez 17 Haziran 1922'de İzmit'e geldi. İzmitliler başkumandanı ağırlamaktan çok mutluydular ve onu yakından görmek için istasyona akın ettiler. 18 Haziran günü İzmit Hünkar Köşkü'nde Fransız yazar Claude Ferrare ile görüşen Büyük Önder Mustafa Kemal, Anadolu halkının haklı mücadelesini bir kez daha dünyaya duyurdu. İzmit halkının mutluluğunu o tarihte yayınlanan yerel gazete şöyle dile getirdi. İzmit bugün çok mutlu ve onurludur. Onurludur çünkü Türklerin liderini bağrında konuk etmektedir. Mutludur çünkü kurtarıcılarını, başkomutanını görerek gözleri nurlanmıştır. Ey iki uzun yıl felaket acılarını tatmış İzmit! Bugün gül, oyna, sevin, şenlik yap. Ama bu mutluluğa kavuşurken senin bir zamanlar olduğun gibi mutsuz ve düşman işgali altında ezilen esir kardeşlerini asla unutma. Zeynep'im, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, geldikleri gibi gittiler.